Değerli Akit TV izleyicileri, Akit TV ekranlarından, Eğitim Atlası programından hepinize selamlar, saygılar değerli izleyicilerimiz. Üniversite tercih dönemi devam ediyor. Velilerin ve öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bizler de Akit TV ekranlarından, Eğitim Atlası programından üniversitelerimizi, güzide eğitim kurumlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz olacak. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Kul hocamız hattımızda, Skype bağlantısında konuğumuz olacak ve kendisi bize yeni kurulan bu güzide eğitim kurumumuzu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tanıtacak. Sayın hocam, hoş geldiniz hattımıza. Merhabalar Ahmet hocam, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, hoş iyi buldum. Misiniz değerli hocam? Çok şükür, hamdolsun, iyiyiz, yoğun çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. Bugün de mesaidesiniz gördüğüm kadarıyla, hafta sonu siz makamınızdasınız, çalışıyorsunuz. Evet, evet. Peki, doğru, devamlı çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. Değerli hocam, bildiğim kadarıyla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıl önce kuruldu ve siz kurucu rektör olarak atandınız. Halen bu görevi yürütüyorsunuz. Kısaca sizi tanıyalım isterseniz. Evet, ben 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Lisans eğitimimi orada tamamladım. Lisans mezuniyetim sonrasında bir süre Türk Standartları Enstitüsü'nde Ankara'da ve TSE'nin Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalıştım. Fakat araştırmayı seviyordum. Bilimsel merakım her zaman vardı çocukluktan beri. Böyle araştırmacı bir kişiliğim vardı. Bu sebeple tekrar yüksek lisans doktora için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitime devam ettim. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yine yüksek lisans, 2003 yılında da doktora eğitimimi tamamladım. Bu süre içerisinde de araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2003 yılından sonra Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde bölümümüz yeni kurulmuştu. Orada yine bir kurucu görev alarak çalışmalara başlamıştık. 2019 yılının başında diyebileceğimiz bir tarihte de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi'ni kurmak üzere görevlendirildik. Bu sürede epeyce de yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bunlardan biraz sonra zaten kısaca bahsedeceğiz Sayın Hocam. Sayın Rektörüm, nasıl bir üniversite Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi? Diğer üniversitelerden ne farkı var? Bir özelliği var zannedersem. Buyurun. Evet. Şimdi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öyle büyük bir şehir üniversitesi değil. Özellikle nitelikli eleman yetiştirmek, bilimsel Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek, ildeki sanayinin önünü açabilecek pilot tesisler kurabilecek ve az sayıda mezunla nitelikli teknik elemanlar yetiştirme amacıyla kurduğumuz bir üniversite diyebiliriz. Evet. Özellikle de savunma sanayine yoğunlaşmış bir üniversite. Hı, çok önemli. Biz göreve geldikten sonra hemen ikinci haftaydı galiba. TUSAŞ'ta, ASELSAN'da, ROKETSAN'da, TÜBİTAK Savunma Araştırma Geliştirme, TÜBİTAK Uzay, HAVELSAN gibi ülkemizin güzide savunma kuruluşlarının üst yöneticilerini, genel müdürlerini ziyaret ettim. Yeni bir üniversite kuruldu. Tamamen sıfırdan kuruldu. Ahmet Hocam, malumunuz biliyorsunuz, bazı üniversiteler bölünerek ikinci bir üniversite oluştu. Burada Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tamamen sıfırdan kurulmuştur. Her şeyiyle hem bir yani idari Cumhuriyet yapısı, Üniversitesi'nden yapısı, herhangi bir bölüm veya fakülteyle değil de doğrudan kuruldu. Yanlış mı söyledim hocam? Evet evet. Herhangi bir yerden bölünerek değil. Tamamen fakülteleri oluşturduk, içerisindeki bölümleri oluşturduk, planlamaları bu şekilde yaptık. Daha sonra da bu planlamalarımız çerçevesinde de savunma teknolojileri alanında uzmanlaşabilecek bir üniversite olmak için de çalışmalarımızı başlattık. Biraz önce bahsettiğim savunma kuruluşlarıyla da protokoller, iyi niyet çalışmaları imzalandı. 2 yıl önce de aslında biz 2020'de lisansüstü eğitime başladık Ahmet Hocam. Çok önemli. Yani yüksek lisans ve doktora eğitimimiz başladı. 2 yıldır devam ediyor. Savunma teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora programımız var. Burada biraz önce bahsettiğimiz ülkemizin güzüğü de burada videolarını da gördüğümüz şirketlerle yüksek lisans doktora programını devam ettiriyoruz. Çok iyi sonuçlar almaya başladık. Sivas'tan TUSAŞ'a, Baykar'a, ülkemizdeki en yüksek teknoloji üreten firmalara öğrencilerimiz gönderildi.
Orada yüksek lisans doktora tezlerini yapıyorlar. Bunlardan bir kısmı da buralarda işe alınarak çalışmaya başladılar. Yani Sivas'tan gençlerimiz ülkemizin en gözde savunma şirketlerine iş bulma imkanı, işe girme imkanını sağlamış olduk böylece de. Peki Sayın Hocam, yeni nesil devlet üniversitesi olduğunuzu da biliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Kısaca bunu da açarsak. Yeni nesil üniversiteler şu anda dördüncü nesil yaşıyor. Yani bir sıfırı, birinci nesil, ikinci, üçüncü, dördüncü nesil. Dördüncü nesil olarak tanımlanan üniversiteler artık akademik bilginin ticarileşmesini sağlayan üniversiteler olarak tanımlanıyor. Hmm. Biz bu kapsamda aslında Ahmet Hocam organize sanayide bir fabrika da kurduk. Yani 450 metrekarelik bir alanda inşallah bunu da devreye aldık, siparişleri almaya başladık. Harika. Burada. Yani üniversitemiz kendi gelirlerini oluşturabilecek, tabii çok büyük ölçekli değil, endüstriyel ölçekli değil ama üniversiteye gelir sağlayabilecek fabrikalar kurarak, bunları da işleterek hem öğrencilerimize buralarda tecrübe, iş deneyimi, Ar-Ge çalışmalarını yapabilme imkanlarını sunmak, hem de üniversitemize gelir sağlayarak bu gelirle de yeni çalışmaların önünü açacak finansmanı sağlamak istiyorduk. Bunu da başardık çok şükür. Çok güzel. Yani yeni nesil devlet üniversitesinden kastımız artık akademik bilginin ticarileştiği, ticari hayata girdiği üniversiteler dördüncü nesil olarak adlandırılabilir. Yani aynı zamanda nesil bir devlet üniversitesi olarak bunları yapmaya başladık. Devam da ediyoruz. Öğrencilerimiz okurken sektörle de buluşuyor. Daha doğrusu sektörde istihdam edeceği şeyleri, gelecekte personellerini yakından tanımış oluyor. Okurken çalışıyorlar ve üniversitede buradan bir gelir elde ediyor. Uygulama üniversitesi hocam herhalde, yani iç içe sektörde. Daha çok uygulama üniversitesi. Şu ana kadar yaptığımız yüksek lisans doktora programlarında zaten bunu gerçekleştirdik. Yani bizim yüksek lisans öğrencimizin hem akademik danışmanı vardır hem de biraz önceki bahsettiğimiz şirketlerde sanayi danışmanı vardır. Ve tezlerini orada yapıyorlar büyük kısmı. Peki Sayın Hocam, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında özel odaklandığını biliyoruz. Bu alanlarda bölümler açmanın nedeniniz bir ihtisas üniversitesi olma yolunda ilerleme hedefinizle mi ilişkili? Çok doğru, haklısınız. Şimdi burada sizin de malumunuzdur Sayın Hocam. Gelecekte iki savaştan bahsediliyor. Evet. Birisi gıda savaşları, bir de su savaşları. Dolayısıyla nüfusumuz artıyor, dünya nüfusu artıyor ama ekilebilir arazi miktarları sabit. Bunda bir değişiklik yok. Dolayısıyla daha fazla nüfusu doyurabilmek, besleyebilmek için tarım bilimleri alanında da ciddi Ar-Ge çalışmalarının, bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor. Evet. Bizim de tarım bilimleri ve teknoloji fakültemiz var. Burada akademisyenlerimiz çok iyi çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda üniversitemize bir hazine arazisini kazandırdık. 240 dekarlık. Burada 2 yıldır Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Sivas şartlarına uygun ürünlerin geliştirilmesiyle alakalı. De tabii ki savunma çok önemli. Savunma sadece savaşmak için değil, barış için de çok önemli. Aynen. Ahmet Hocam, biliyorsunuz yani savunma sanayiniz güçlüyse kimse cesaret edip size saldıramaz. Şu andaki Ukrayna'nın başına gelen durum apaçık ortadadır. Rusya ile kimse savaşmaya cesaret edemedi. Öyle yani oldu. Savunma sanayi güçlü olduğu için. Uh-huh. Sadece savaşmak için değil, barış için de savunma sanayinin güçlü olması lazım. Biz de bu sebeple özellikle savunma sanayinde ihtisas olmak için baştan beri çalışıyoruz. Uh-huh. YÖK'e başvurumuzu da yaptık. Savunma sanayinde de daha bir özel bir alan. Burada gördüğümüz kest kameralar vardı. İHA'ların kullanmış olduğu. Görsel veya diğer hava araçlarının kullanmış oldukları, mesela Atak helikopterinin kullandığı şu anda gördüğümüz kest kameralar optik bileşenlerden oluşmaktadır temelde. Biz de YÖK'e başvurumuzu özellikle de optik alanında yapmak istediğimizi belirttik. Aselsan Hassas Optik Sivas'tadır. Onlarla da anlaşmamız var. Lokasyon olarak da Ankara'nın doğusunda optik alanında uzmanlaşmak isteyen bir üniversite varsa Sivas'ta olması gerekir. Biz de bunu burada olduğumuz için bunu gerçekleştirdik. Aynı zamanda Aselsan Hassas Optik'le görüşmelerimiz
neticesinde mezunlarımıza iş garantisi içinde bir protokol çalışmamız vardır. Derece yapan öğrencilere iş garantisini verecekler. İnşallah bu hafta, önümüzdeki hafta içerisinde bu protokol netleştirilecek, çerçeve üzerinde çalışılıyor şu anda. İş garantisi de verilecek, bir ülkemizde iş garantisi verebilecek ülkemizin en güdüğü de kuruluşlardan birisiyle de anlaşma yapmak üzereyiz. Sayın Rektörüm, süremiz de ilerliyor. Çok şey sormak istiyorum ben. Şimdi özellikle mühendislik fakültenizde %100 İngilizce programlar, evet, eğitim dili. Bunu neden yapıyorsunuz? İsterseniz burayı biraz açalım. Çok haklısınız. Ahmet Hocam, biliyorsunuz şu andaki günümüzde bilim dili İngilizce. Ve birçok ulustan insanlar da iletişimi İngilizce kurmaktalar. Yani artık dünyanın ortak dili haline geldi. Ülkemizde de dil eğitiminde bir sıkıntı var. Yani bir ciddi hazırlık eğitimi alınmadığı sürece yabancı dil, yani İngilizce öğrenimi gerçekleşmiyor. Yani kurslarla falan özel yetenekli, özel kabiliyetli bir durum yoksa bu maalesef gerçekleşmiyor. Bu nedenle biz eğitim dilimizi İngilizce olarak seçtik. Bu anlamda çalışmalarımızı da yaptık. Zaten bu yılki lisans öğrencilerimizi, mühendislik fakültesindeki, havacılık ve uzay bilimleri fakültesindeki öğrencilerimizi %100 İngilizce eğitimde alacağız. Onlar için hazırlık programı çalışmaları devam Peki, ediyor. Peki İngilizce bilmeyen öğrenciler vardır. Bunlar bir kaygı yaşasınlar mı? Ben ne yapacağım? İngilizcem çok iyi değil Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde. Nasıl eğitim alacağım diye. Burası önemli çünkü. Haklısınız. Çok doğru, önemli. Yani dil seviyesi, bunu bize de aktaran öğrencilerimiz oldu. Dil seviyesi çok düşük, ya ben becerebilir miyim diye. Evet. Biz arkadaşlarımıza zaten bu konuyu söylemiştik. Ona göre çalışmaları yaptılar. Her seviyeden, yani hiç bilmeyenden belli bir düzeydeki seviyeye kadar İngilizce bilen öğrencilerimize göre programlar hazırlandı. Yani kurlar hazırlandı. Herkes o seviyesine göre, bu kurlara göre başlayacak bir yıl sonunda, ama gayet rahat bir şekilde iletişimini kurabilecek, bir makale yazabilecek veya birisiyle iletişime geçebilecek şekilde bir İngilizce yeteneğine, İngilizce dil bilgisine sahip olmuş olacak. Bir de şundan rica ettim ben arkadaşlardan, biz hazırlıkta epeyce zorlamışlardı, sıkılmıştık da, keyifli bir hazırlık programı hazırlayın. Bütün arkadaşlarımızdan aslında istediğimiz şuydu. Ya öğrenciler sıkılarak ya nereden gidiyoruz bu derse demesinler. Adeta keyif alacakları bir programa katılıyormuşçasına heyecanla, istekle, arzuyla gelsinler şeklinde bir yönlendirmemiz oldu. İnşallah hiç sıkılmadan keyif içerisinde, keyifli bir şekilde İngilizce eğitimini almış olacaklar ve İngilizceyi öğrenmiş olacaklar. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Rektörümüz Mehmet Hocamız diyor ki, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen, ileride bilim ve teknoloji alanında, özellikle savunma sanayi alanında eğitimli bir uzman olmak isteyen öğrencilerimize eğitimimizi İngilizce veriyoruz. Ama bundan da korkmayın. Biz her türlü kolaylaştırıcı ortamı hazırlıyoruz. Sevdirerek öğreteceğiz. Ben de bundan dolayı çok mutlu oldum. Sayın Hocam, hangi fakülteleriniz bu yıl öğrenci alacak? Lisans öğrencisi. Kontenjanlar ve puanlardan biraz söz edelim isterseniz. Tabii ki. Bu yıl Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde uçak mühendisliğine öğrenci alacağız. Buraya 25 öğrenci alınacak. Mühendislik ve Arkadaşlar görseli de koyalım isterseniz Sayın Rektörüm anlatırken. Buyurun Sayın Rektörüm. Doğru. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde elektrik, elektronik ve bilgisayar bir baştan bir daha alabilir miyiz? Havacılık ve uzay dediniz Sayın Rektörüm. Evet, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde uçak mühendisliğini alacak. Evet. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde bilgisayar mühendisliği ve elektrik, elektronik mühendisliğini alacağız. Tarım Bilimleri Fakültesi'nde de bitki koruma bölümüne öğrenci alacağız. 25'er öğrenci alıyoruz. Kontenjanlarımızı az tuttuk. Çünkü amacımız biz iş arayan değil, aranan mühendisler yetiştirmek. Burada bursları da görüyorum Sayın Rektörüm görselde. Evet. Burs da mı veriyorsunuz? Tabii ki. Tabii. Evet. Bu aslında bir uzun zamandır
Eğitimi kalitesini, niteliğini artırıcı çalışmaların yanında üniversitemizi de tanıtmak için birçok çalışma gerçekleştirdik. Bugünkü programlarımızdan birisi de bu mesele. Çok önemli. Sivas'taki belediye başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirdik. Dedik ki öğrencilerimize, bu yıl ilk defa gelecek öğrencilerimize bir sürpriz yapalım. Evet. Onlara başarı bursları verelim. Bunu da belediyemiz üzerinden yapalım. Belediyemiz gerçekleştirsin bu görevi de dedik. Sağ olsunlar, başkanımız memnuniyetle kabul etti. İlk 500'den gelenlere 15 bin lira artı hediye olarak da dizüstü bilgisayar. Evet. Yani aylık 15 bin TL ve artı hediye olarak dizüstü bilgisayar. Evet. İlk 1000'den gelen öğrenciler olursa 10 bin TL aylık burs. Ekranlarda görünüyor. Dizüstü bilgisayar. 1000 ila 5000 arasındaki öğrencilerimize 5000 lira artı dizüstü bilgisayar, 10.000 ila 20.000 arasında olanlara 2000 lira, 5000 ila 10.000 arasında olanlara 2500 lira, 20.000 ila 50.000 arasından gelen öğrencilerimize de 1000 lira artı aylık olmak üzere tablet hediyesi olacak. Sayın Rektörüm, bunlar aylık burslar değil mi? Verilecektir ve eğitim hayatı boyunca verilecektir. Bunlar yani aylık ama herhalde. 5 yıl boyunca bu bursları alacaktır. Evet. Bu kadar yüksek burs da bildiğim kadarıyla hiçbir üniversitede yok Ahmet Hocam. Evet. Yani vakıf üniversitelerde gerçekten dahil yok. Gerçekten yok. Kelebeğe de koyarsak iyi olur. Ya bunlar aylık herhalde Sayın Rektör. Aylık müthiş. Tabii. Bunlar müthiş. Aylık burslar. Bir de çocuk evlenir yani okurken bu parayla. Ailesini kurabilir. Haklısınız. Kendi işini kurabilir. Bizim çok önemsediğimiz müthiş. Önemli noktalardan birisi yine bu. Aslında aranan mühendisler evet ama aynı zamanda da işveren elemanlar, tabii, mühendisler, tabii. Teknik elemanlar yetiştirmek bizim. Yani bir girişimciliği de çok önemsiyoruz. Sayın Rektörüm, süremiz ilerliyor. Biraz 7+1 eğitimden söz edelim. Ve yine simülasyon ve yazılım destekli uygulamalar eğitiminiz var. Stajyer mühendis uygulaması. Burayı biraz açalım istersen, süremiz de ilerliyor. Buyurun. 7+1 de son dönemini biraz önceki bahsettiğim salonla kuruluşlarından birisinde geçirecek öğrencilerimiz. Yani TUSAŞ TAİ'de, TUSAŞ TEİ'de olabilir, ROKETSAN'da, TÜBİTAK Uzay'da, TÜBİTAK Savunma Araştırma Geliştirme'de veya Sivas'ta, ASELSAN Hassas Optik'te buralarda son dönemini geçirecek. Yani temel amaçlarımızdan birisi öğrencilerimize bu 4 yıllık eğitim esnasında 1 yıllık da bir iş tecrübesi kazandırmak. Evet. Temel hedeflerimizden birisi. Bu bir dönemini bu şekilde kazandırılıyor. Stajyer mühendis programı da şöyle bir şey. 3. sınıftan itibaren başlıyor. Haftanın 2 günü bu kuruluşlarda veya başka bir kuruluşta olabilir. Çalışma imkanı sunulması. Yani 3. sınıfın 1. döneminde mesela Sivas ASELSAN Hassas Optik'te çalışacak. Haftanın 2 günü cuma, cumartesi diyelim. 3. sınıfın 2. döneminde aynı devam edecek. 4. sınıfın 1. döneminde aynı şekilde haftanın 2 günü ASELSAN Hassas Optik'te çalışacak mesela. Son döneminde zaten komple o firmada geçirecek. Böylece bu firmayı çok iyi tanımış olacak. Özel sektörü tanımış olacak. Oradaki çalışanlarla iletişim kurmuş olacak. Dolayısıyla mezun olur olmaz da bu şirketlerde işe başlama imkanı sağlanmış olacak. Bu simülasyon ve yazılım destekli eğitim uygulamalı. Evet. O şekilde değil mi? Yani simülasyon ya yaz. Orada şimdi malumunuz gençler dijital çağda doğdular şu andaki gençler. Bizlerden farklılar. Dijital eğitim metotları geliştirmemiz lazım. Bütün akademisyen arkadaşlara söylediğim şudur benim. 15-20 dakika teorik ders anlattıktan sonra mutlaka bir simülasyon veya paket program veya bir yazılımla ders işleyelim. Evet. Öğrenciler bu konuda çok yetenekliler. Dijital platformlarda yoğun olarak bulundukları için çok yetenekliler. Bir problemi tanımladıktan sonra adeta kendi kendine öğrenme ile bu dijital platformları kullanarak kendini geliştirmesini, öğrencinin bilgiyi özümsemesini, bununla ilgili problemler çözmesini sağlamak. Yani simülasyon ve yazılım destekli eğitimden kastımız budur. Evet. Yani derslerimiz hocalara söylediğim şu Ahmet Hocam, malumunuz bizim zamanımızda kara tahtada 50 dakika hoca ders anlatıyordu, öğrenci sıkılıyordu. Tabii. Dedik ki hocam, bu gençler bu şekilde derslerde başarılı olamazlar, mutlaka dijital materyalleri kullanmamız lazım, yazılım, simülasyon, eğitim
yöntemlerini geliştirmemiz lazım. Hatta bunların cep telefonundaki uygulamalarını geliştirerek cep telefonundan derslerini takip edebilecek şekilde sistem geliştirmemiz lazım demiştik. Buradaki kastımız budur. Evet. Sayın Rektörüm, biraz bursları konuştuk az önce ama yine kısaca bir tekrar etmiş olalım. Öğrencilere sunduğunuz burs veya aynı yardım imkanları var mı ve bunlardan hangi şartlarda yararlanabilir öğrenciler? Çok doğru. Güzel bir tekrar etmek de bunun çok önemli. Bence evet, de tekrar etmek de önemli. İlk 500'den gelen öğrencilerimize aylık 15.000 TL burs 5 yıl boyunca. Evet. Artı dizüstü bilgisayar. Evet. Bu Sivas Belediye Başkanımız tarafından onaylanmıştır. Evet. Sivas Belediyesi tarafından karşılanacaktır. İlk 1000 arasındaki olan öğrencilerimize 10.000 lira aylık burs artı dizüstü bilgisayar. 1000 ila 5.000 arasında olanlara 5.000 lira artı dizüstü bilgisayar hediye. 5.000 ila 10.000 arasındaki olan öğrencilerimiz için aylık 2.500 lira burs artı dizüstü bilgisayar. 10.000 20.000 aralığında olanlara 2.000 lira tablet artı hediye olarak, 20.000 ila 50.000 arasında olanlara da 1.000 lira artı tablet. Bu kadar yüksek bursları bilmiyorum. Başka hiçbir üniversitede Sayın yoktur. Sayın Rektörüm, çok önemli burası. Çünkü önemli. Aselsan Sivas'ta, orada birçok savunma sanayisi gelişecek, ileride firmalar açılacak. Ve sizin aslında bu yaptığınız çok takdire şayan bir şey. Yani siz ülkemizin beyin takımını oluşturmak için her şeyi yapıyorsunuz elinizden. Gelen her şeyi ve bunu belediyeyle görüşerek yapmışsınız. Çok harika bir şey. Artık bunu Gedikli Teknik Üniversiteleri düşünsün. Rekabet ortamı arttı. Bu da güzel. Ülkenin toplam menfaati için harika. Yani İstanbul'daki birçok teknik üniversiteye rakip oldunuz Sivas'ta. Bizim amacımız kimseye rakip olmak değildi Ahmet Hocam. Yani biz doğru olanı yapmak istiyoruz. Şurada hemen ekleyelim. Müsaade ederseniz. Evet. Sivas Aselsan Hassas Optik'te iş garantisi anlamında şu anda çalışılıyor. Çerçeve metin üzerinde çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu dereceye girmiş öğrencilerimizde de Sivas Aselsan Hassas Optik'te iş garantisi var. Yani Sayın Rektörüm, şunu demek istiyorum aslında. Bazı yanlış anlaşılmalar oluyor. Üniversitelerin isimleri veya bulundukları şehirlerle onun kalitesini doğrudan ilişkilendirme gibi bir algı var. Bu algıyı gerçekten yıkmamız lazım. Ben biliyorum, ben de üniversitede akademisyenim. Bazı devlet üniversiteleri İstanbul'da veya başka illerde adı var ama o adı kullanarak bir gelişme, ilerlemeye yönelik çok sayıda, mesela sizin çabalarınızı biz orada da görmek isteriz. Her üniversitemiz yapsın bunu. Neticede bu ülkemizin toplam kalitesi, ilerlemesi için çok önemli. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi Sivas'a, Bilim Teknoloji Üniversitesi'ne gelmek isteyen öğrenciler, ulaşım, konaklama, güvenlik, bunlar nasıl bir şehir Sivas? Çok kısaca burayı da şey yaparsanız, buyurun. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Şu anda büyük illerimizde konaklama problemi var. Evet. Haberlerde sizler de yapıyorsunuz zaten, çok geçiyor. Sivas konaklama anlamında problem olmayan nadir şehirlerden belki birisidir. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yeterince yurdu vardır. Aynı zamanda da bu yurtların kalitesi adeta 4 yıldızlı otel seviyesindedir. Biraz önceki videolarda gördük, Sivas hem ulaşım açısından da Anadolu'nun merkezinde olması hasebiyle her ile otobüs olan, bu yılın sonuna doğru inşallah veya en geç önümüzdeki yılın başında da zaten Ankara-Sivas arası hızlı tren hattı açılmış olacak. İstanbul 5 saat oluyor herhalde. 2 saat olacak o zaman. Ankara-Sivas arası 2 saat. İstanbul'da 5. İstanbul'da evet, veya havaalanından günde 3 veya 4 sefer zaten harika. İstanbul'a uçak var. İzmir'e de aynı zamanda uçak vardır. Dolayısıyla ulaşım açısından çok iyi bir konumdadır. Hem hava, hem hızlı tren, hem de otobüs üzerinden çok iyidir. Ayrıca biraz önce bahsettiğim gibi Kredi Yurtlar'ın Sivas'taki imkanları çok iyidir. Buralarda 4 yıldızlı otel konforunda kalabilirler. Hemen hemen şu anda bildiğim kadarıyla kız öğrencilerde hiçbir problem yok. Erkeklerde de bildiğim kadarıyla problem yok. Sivas'a gelecek, burada mesela görüyoruz, 11 kişilik kız öğrenci yurdu kampüsüdür burası. Harika. Harika bir yerdedir. Etrafında ormanlar falan var. Buranın sosyal tesisleriyle birlikte olan bir yerdir. Spor şeyiyle alakalı olarak da İl Gençlik İl Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar çerçevesinde de
Hemen kampüsümüzün yanındaki yüzme havuzları, tenis kortları, kapalı spor sahaları, futbol alanları hepsi ortak bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla ücretsiz bir şekilde yüzme havuzuna girebilecekler, tenis kortuna girebilecekler, maçlarını yapabilecekleri stadları var. Mesela şu anda bunları görebiliyoruz mesela. Hı hı. Buralardan ücretsiz faydalanabilecek bütün öğrenciler. Bu yüzme havuzundan mesela. Diye. Harika, harika. Spor yani, sahaları falan mesela bu spor salonlarından. Çok güzel. Yani, sadece kaliteli eğitim değil, onların sosyal hayatlarını, sportif hayatlarını, kültürel gelişimlerini de destekleyecek çok sayıda imkan var. Çok da güzel tesisler buradan. Tenis kortu yani çok az üniversitede bulunur. Deniz evet kortu. Kapalı bir de. Kapalı. Dikkat ettiyseniz kapalı. Yollar gayet tenis güzel. Bisiklet, dışarıda satranç. Oh, harika evet. Valla ben de geleyim hocam. Sevdim. Ya o bir grubumuz vardı, arkadaşlar dediler ki ya biz de girsek dediler, derece yaparız dediler. Bir daha dedik ya yani. Şöyle bir şey var, bir defa lisans mezunu olanlar bu burs imkanlarından faydalanamıyor. Üniversiteye gelebilirsiniz ama bursları alamazsınız. Biz gezmeye geliriz artık sizi ziyarete. Peki sayın hocam, son 1,5-2 dakikamız, biraz da mezunları konuşalım. Mezunlarınıza henüz mezun verdiniz mi? Önce onu sorayım. Şöyle, biz lisansa ilk defa bu yıl öğrenci alacağız. Öyle mi? Harika. İlk defa alıyorsunuz. O zaman evet. Peki mezun olduklarında meslek ve kariyer imkanları, başta da biraz konuştuk ama evet. Yine isterseniz hani sanayi işbirliğiyle yaptığınız çalışmalar ve bunlar mezunlara nasıl yansıyacak? Bizim amacımız öğrencilere uygulamalı eğitim şeklinde özel şirketlerle, özellikle savunma sanayindeki şirketlerle uygulama becerilerini, yeteneklerini ve özel sektörün ihtiyacı duyduğu kabiliyetleri kazandırmak. Evet. Ders programlarımızı oluştururken, mesela bilgisayar ve uçak mühendisliğindeki dersleri oluştururken bu savunma şirketlerindeki çalışanlarla oluşturuldu. Uh-huh. Derslerin içerikleri bu şekilde oluşturuldu. Hangi laboratuvarlar kurulması gerekir? Hangi yazılım simülasyonlar öğrenilecek? Bunların hepsi ders programlarına yetiştirildi. Buradan mezun olur olmaz zaten 7+1 ve stajyer mühendis programıyla birlikte buralarda işe başlayacaklardır diye düşünüyoruz. Peki. Sayın Rektörüm çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi de almış olalım. Böylece süremizi epey bir aştık. Güzel verimli bir program oldu. İnşallah bu güzel çalışmaları stüdyomuzda yüz yüze daha uzun bir sürede sizlerle konuşmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rektörüm. İnşallah görüşmek üzere diyelim. İnşallah bütün üniversite tercihi yapacak öğrencilerimize bu imkanlardan faydalanmak üzere üniversitemize, Sivas'a, huzurlu bir kente, kolay ulaşımlı, konaklama imkanlarının birinci sınıf olduğu bir ilimize olan Sivas'a ve üniversitemize bekliyoruz. Peki, saygılar, çok teşekkürler. Çok sağ olun Sayın Rektörüm. Değerli izleyicimiz, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.